Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttakîn. Ve la udvâne illâ alel zâlimîn. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil murselîn. وَعَلَى عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَوْلَادِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَاَحْبَابِهِ وَاَتْبَاهِ اَجْمَعِينَ وَعَلَى جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالْاَصْفِيَاءِ وَالْاَتْكِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَاَهْلِ الْاَرَضِينَ Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahi seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Külle mahtelef el melevan ve teakib el asaran ve kerrer el kedidan ve stakbel el fergadan ve belli ruhahu ve ervaha ehli beytihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbahi minnet tahiyyete ve selam. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne lezîne âminû billâhi ve rasûlihî ve izâ kânû mâhû alâ emrin câmi'i lem yedhebû hattâ yisteddinû innel lezîne yisteddinûneke ulâike lezîne yu'minûne billâhi ve rasûlih فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ فَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِيَّاكُمْ مُفْتَتَاتُ الْأُمُورِ كُلِّهَا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ve nataka Habibullah fîmâ gâl evkemâ gâl aleyhisselâm. Muhterem müminler, Nur suremizin 62 ve 63. ayetlerini okudum. Bu ayet-i kerimenin nüzul tarihi Uhud savaşının arkasındadır. Nüzul sebebi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Uhud Savaşı'na 1000 kişiyle çıktı. Karşıda 3000 kişi vardı. Ama yolda 300 kişi arkadan sıvıştılar gittiler. Efendimiz'i 700 kişiyle baş başa bıraktılar. Niye? Bu 300 kişi de biz inandık diyenlerdendi ama münafıktılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir yerde 1000 kişiden 300 kişi eleniyor. Bir imtihan dünyasındayız. Sadece elenenler değil, Uhud'u okuduğumuz zaman görürüz. Uhud'da göğüs göğüse savaşanlardan bir taifeye Cenab-ı Hak hepimize ziyaretini nasip etsin. Benim haçta en üzüldüğüm olaylardan biri, o dağ küçülüyor her sene. Aynen tepesi. Keşke onu özel korumaya alsalar. Durmadan küçülüyor. Üzerine insanlar çıka küçülüp geliyor. Bir taifeye Peygamberimiz başlarına birisini bekçi bıraktı. Dedi ki gökten akbabaların gelip bizi ensemizden tutup götürdüğünü görseniz benden size bir emir gelmeyince burayı bırakmayın dedi. Burayı bırakmayın. Burayı
kilit noktası. İlk çarpışmada 3000 kişi darmadağını gitti, 600-700 kişi. Ama meydanda ganimetler kaldı. Ganimet toplamaya başladı millet. O bekçi bırakılanlara benden haber gelmeden yerimizi bırakmayın demişti ya. Onlar dediler ki artık düşman kaçtı, biz de ganimet toplayalım. Görevli başlarındaki kumandan etmeyin, tutmayın. Resulullah Efendimiz böyle emretti dedi ama dünya. Bak sahabe-i kiram hem de Uhud ehli emri unuttular. İnsanoğlunda bu zaaf vardır. Onlar ganimet toplamaya gidince gelecekte Seyfullah ünvanını alacak Halid bin Velid Hazretleri, o da biliyordu. Onda büyük bir generallik mareşallik kafası vardı. Görüyordu noktayı, gözlüyordu arkadan. Gözcüler gidince o da arkadan bastırdı, kıyamet koptu. Fahri Kainat Efendimiz'in dişleri kırıldı, yanakları yarıldı. Karşı taraftaki kayanın kovulması maksurunda kaldı. 70 tane şehit verdik. Her biri iki dünyayı dever. Başta Hazreti Hamza, Abdullah bin Caş, Mus'ab bin Umeyr. Bunlar Hamza bin Amr. Bunlar meleklerin alkışladığı insanlar. Yeryüzüne bir daha emsali gelmeyecek insanlar. Sonra bu acı olaydan Medine-i Münevvere'ye dönerken Fahri Kainat Efendimiz'i 7 yaşında bir kız çocuğu karşıladı. Adı Fatıma'ydı. Hazreti Hamza Efendimiz'in kızı. Babam nerede dedi. Bugün bir tane değil, milyonla babam nerede diyen var. Babam nerede deyince Efendimiz onu bağrına bastı, ağladı. Dedi ki bundan sonra senin baban Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de bizlere aynı görev düşüyor. Ama kaçanlar da kendilerini insan zannediyorlar. Söylemeye utanıyoruz. Memleket kan gölü etrafımız. Can çekişiyor bizim memleketimiz. Birisi de gidiyor, Rusya'dan yardım bekliyor. Sadece o değil, öbür taraftaki alem-i insan, İslam'ın kanseri olan İranlı her şeyimle emrindeyim diyor. Aşure günü, günleri bu caminin önünü doldurup namaza 5 dakika kala burayı terk edenler aynı zihniyet. Değişen bir şey yok. Allah milletimizin ve devletimizin yardımcısı olsun. Devlet, diyanet, millet bütün gücümüzle bu kanser yarayı tedaviye çalışıyoruz ama 2 sene Konya'ya beni konferansa davet ettiler. Orada bir adam beni tebrik etti konuşmamdan sonra. Demiştim ki orada bizim milletimizin 2 tane büyük yarası var. Dış güçler, sadece iç değil, dış güçler durmadan karıştırıyorlar. Sadece dış güçler değil, bir PKK olayının içinde Yahudi de var, Amerika da var, tüm Avrupa Birliği de var. Kandırılmış ahmak zavallılar da var birkaç tane ama uyuşturucu baronları da var. Uyuşturucunun merkezi. Ve bunların yüzünden bu kadar rahatsızlık hissediyoruz. Allah bunları hayırla ıslah eder. Hayırla ıslah eder. Buyuruyor ki Rabbimiz, ayetin başına dönelim. Burayı açtıkça açılıyor ama bu ayetleri bugün okuduğumuz zaman bu ayetlerin bugüne tuttuğu ışıkların önünde görünenler bunlar. Görünen harikalar ve fakat uzağa gitmeye hiç gerek yok. Tam burada Gazi Mahallesi'nde bir kadın ortalığı karıştırıyor. 2 tane terörist öldürürdü. Bizim polisimize, bizim askerimize kurşun sıkanları öldürdün diye bir tek başına bir kadın bağır bağır bağırıyor. Neymiş? İşte demokrasiymiş. Demokrasinin de bir sınırı var. İyiye iyi, kötüye kötü değil. Tek başına değil ama. Kötüler hiç
hiçbir zaman tek başına değil. Firavun tek başına Firavun değil. Ebu Cehil tek başına Ebu Cehil değil. Onların da kulları, köleleri, şakşakçıları, yalakaları etrafında bir sürü. Ama imanın doğru doğru söz. Hiç olmazsa bir Müslümanın sözü doğru olacak. Babamdır diye, kabilemdir diye. İslamiyet'te ırkçılık yoktur. İslamiyet'te Türkçülük, Kürtçülük, Lazlık, Çerkezlik diye bir şey yoktur. İslam dini farklı doğumu kaldırmıştır. İsterse deden peygamber olsun, isterse baban Şeyhülislam olsun. Sende var mı o İslamlıktan bir şey? Yoksa sana hiçbir faydası olmaz. Model. Kur'an-ı Kerim'de model. Cenab-ı Hak küfre iki kadını model gösteriyor. Küfre. Nuh Aleyhisselam'ın karısıyla koca peygamber. Lut Aleyhisselam'ın karısını küfrün modeli gösteriyor. İmana model de Firavun'un karısını gösteriyor. Hazreti Asiye annemiz. Musa Aleyhisselam'ın teyzesi. Ona da imana hem model gösteriyor hem de cennetlik olduğunu haber veriyor. Hazreti Asiye annemizin. Ne diyor? Onun ağzından Rabbibnili beyten fil cennet ve neccini min firavne ve ameli. Bize de bu duayı öğretiyor. Hazreti Asiye'nin dilinden ama Allah'ım bana cennette bir köşk inşa et. Firavun ve onun uçaklarının, kölelerinin şerrinden beni koru diyor. Kim? Hazreti Asiye annemiz. Peki bu ayeti Firavun mu okuyacak? Hazreti Asiye annemiz mi okuyacak? Bugün dolu Firavun var. Hakka hak demeyen Firavundur. İlla adının Firavun olması şart değil ki. Firavunların da zaten adı Firavun değil. Kenan bilmem ne yaz. O yüzden küfür ve iman. Nerede duracağımızı iyi tayin etmemiz lazım. Hemen buraya bir hadis-i şerif not ettim. Müslüman da hiç olmazsa bu olmalı. Feyzul Kadir adlı 6 ciltlik hadis kitabının 3411 numaralı hadis-i şerifi şöyle buyurmuş Fahri Kainat Efendimiz. Tegarrabu ilallah bi buğdi ehlil maasi. Allah'a saygısızlık edenlere buğz ederek Allah'a yakın olun. Bunun zıttı, Allah'a saygısızlık edenlere sevgi besleyenler Allah'tan uzaktır. Sevenler, tasdik edenler, sizin bu kürsünüzden, bu caminin cemaati benim sohbet arkadaşımızsınız. İsmen bilmesem bile %90'ınızı simanı tanıyorum. Yıllardır sohbet ediyoruz ama bugünkü mevcut iktidar, siyasi iktidar, 2 sene mi oldu, kaç sene oldu? Bir karar alıverdi, meclisten bir karar çıkardı. Nedir o karar? Bazı yerlerde içki içmek yasaktır. Bazı yerlerde. Aslında şu mübarek şehit kanıyla sulanan memleketin her yerinde içkinin yasak olması lazım. Ama demokrasi, demokrasi, layıklık, mayıklık diye bir sürü martaval uydurmuşlar, başımıza bela etmişler. İnşallah yavaş yavaş değişir de bu millete Cenab-ı Hak Çankaya'da Kur'an-ı Kerim'i koyup karşısına geçip lebbeyk demeyi nasip eder. Bu iman da yoksa zaten böyle evirip çevirip kıvırıp bir şeyler yapıyorlarsa onlar mümin değiller. Ha şimdi bir anayasa çıkacak göreceksiniz. İçine zerre kadar din koymaya kalkışın, laikliğin teline dokunmaya çalışın. Ben Müslümanım diye böyle gavurlar çıkacak ki kıyameti koparacaklar. Şeriat mı getiriyorsunuz diyecekler. Ne oldu içki yasağı koyununca? Daha ikinci gün hemen 200-300 kişi Ankara'da yürüyorlar. Biz de televizyonda seyrediyoruz. Mikrofonu uzattılar. Derdiniz ne? Ya niye yürüyorsunuz? Protesto yürüyüş. Neyi protesto ediyorsunuz? İçki yasağını protesto yürüyüş. İçki yasağını protesto edenlerde din yoktur. İstediklere kadar bağırsınlar, çağırsınlar, şarkı söylesinler. Dedem Şeyhülislam'dı, babam seyyiddi, meyyiddi falan. La palavra. Kimse kimseyi kandırmasın. Müslümanlar ahmak değildir. Kandırılmaz. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Müminin firasetinden sakının. O Allah'ın nazarıyla bakar. O Allah'ın nazarıyla bakar. Senin yüzüne karşı münafık değilsin. Münafıksın falan demez ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz muhterem cemaat. Münafıkları bilmiyor mu zannediyorsun? Benim sizi sizin beni gördüğünüz gibi
listeyi de Huzeyfetül Yemani'ye vermişti. Ama münafıkların bir özelliği var. Bilmiyorlar zannederler. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim diyor ki yüzüne bakarken tanıtsın da konuştukları zaman da ağızlarından taşar, söylediklerinden belli olur. Müslümanın yüzünde Rabbiyesi bellidir. Kul huvallahu ahad diyen de demeyen bellidir. Mümin yaşlandıkça yüzüne nur çöker. Ama kafir yaşlandıkça küfür çöker, karanlıklaşır. Ehli isyana buğz ederek, kolay iş değil, bunu hep söylüyoruz ama ehli isyan, hele bir de oğlun olsun senin, oğlun terörist çıksın da gör bakalım, oğlunu kurtarmak için neler yapacaksın. Ama hakiki mümin öyle değil işte. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu bir defa içki içti, 80 değnek vurdu, hem de kendisi vurdu. Başkası değil dedi, bu benim görevim. Kendi oğluna 80 değnek, oğlu değneklerin altında can verdi. Ölüsüne de 20 değnek vurdu, belki merhamete geldim diye. Sonra da 2 rekat namaz kıldı. Dedi ki, ya Rabbi evladımdır diye şefkat gösterdimse beni affeyle dedi. İman bu. Takarrabu ilallah bibu'de ehlil maasi. Ehli isyana buğz ederek Allah'a yakın olun. Bir, Efendimiz'in emri. İki, hiç olmazsa bu ikinciyi yapması lazım bir Müslüman. Ve elbuhum bi vücuhin mükfehirra. Allah'a asi olanlara öyle bir nazar edin ki nazarınız kurşun gibi olsun. Kılıç gibi olsun. Baktığı zaman anlarsın yanlış yaptığını. Hiç söylemeye gerek kalmadan içinde binlerce sen ne kadar edepsiz ve ahlaksız adamsın der gibi bakacaksın. Böyle yalakalık yapmayacaksın. Riyakarlık etmeyeceksin. Onlara kahredici nazarlarınızla bak. Üç, Beltemiz ve Rıdallah'ın bir sakati. Onlara hiddetlenerek Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Kafire, ehli isyana, teröriste hiddet Allah'ın rızasıdır. Dört, ve takarrabu ilallah bittebaudi minhum. Onlardan uzak olarak da uzak durarak. Küfrün, günahın, şirkin, nifakın, entrikanın, terörün semtinden uzak durarak Allah'a yaklaşmaya bak. Bunlar Peygamber Efendimiz'in her biri 1000 cilt kitap tutacak, müminlere nur olacak güzel nasihatları. Cenab-ı Hak şefaatine nail edesin. Dönelim ayeti kerimeye. Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulullah'a tam iman ederler. Uydum kalabalığa değil. Neden belli inandığın Allah'ın emir ve yasaklarına tam saygılı olduğundan derdir. Bazen boşluğa düşebilir. Müslümanların hiç günahı olmaz demiyorum. Yanlış anlamayın. Müslümanlar bazen boşluğa düşebilirler. Peygamberler hariç herkesin kusuru olabilir. Ama Müslüman ısrar etmez. Ayağa kayar kaymaz. Ali İmran suremizin hemen birinci sayfasının sonunda iki dua öğretiyor. Allah Celle Celaluhu. Ne diyor? Estağfirullah. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allah inandıktan, hidayeti bulduktan sonra kalbimizi yerinden kaydırma. Demek ki böyle bir tehlike var. İnandıktan sonra inananlar gibi yürümeyi ihtina sıratlar mustakim deyip dost doğru yürümeyi nasip et. Ayağı kayanlardan eylem. Ayağı kaymanın birçok sebepleri vardır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Ve izâ kânu mâhu alâ emrin câmin lem yedhebû hattâ yestedinû. Hazreti Resul-i Kibriya'ya hep beraber olmayı emreden bir emir geldiğinde
Dedik ya, Uhud'un ilanından sonra bu ayet nazil oldu. Resulullah bir tek adam için çırpınıyor. Ordu hazırlayacak. Ama arada birkaç kişi de öyle halleri buldu ki, mesela evde baban can çekişiyor. Yardımına ihtiyacın var. Bunun gibi yardıma ihtiyacı olanlar var. Fakat bazıları var ki, Hanzala bin Amr yahut Rebi, Allah şefaatine nail etsin. Gerdek gecesinde, zifaf gecesinde bir ses duydu. Baktı pencereden, ey Müslümanlar, Resulullah cihada davet ediyor. Hemen silahlarını kuşandı, gidiyor. Hanımı dedi ki, yahu nereye gidiyorsun, daha gusletmedin dedi. Ya gecikirsem Resulullah'ın başına bir şey gelirse kahrolurum ben dedi. İyi ama dedi, gusursuz cünüp gidiyorsun ya, ahiretin yıkılır. Ahireti de istemiyorum Resulullah'sız dedi. Ne yapayım ben Resulullah'sız ahireti dedi. O vaziyette gitti. Sonra Uhud'da şehit oldu, Allah şefaatine nail etsin. Gerdek gecesinden gitti, şehit oldu. Uhud'dan dönerken Fahri Kainat Efendimiz hem kendisi bir taziye veriyordu, hem de annelerimize, zevcat-ı tahirata dedi ki, Hanzala'nın evine de varın, soruşturun bakalım vaziyet nedir? Annelerimiz gittiler, sordular. Bir gecelik zifafta kalan annemiz şöyle dedi. Dedi ki, gusletmeden gitti. Allah'ın emrine girdik, zifaf olduk. Ama gusletmeden gitti giderken de böyle dedim, o da bana dedi ki, Resulullah'ı zatsız ahireti de istemiyorum. Efendimiz tebessüm etti. Merak etmiştim dedi. Şehitler yıkanmaz. Ama Hanzala'yı yer ile gök arasında melekler cemaat halinde özel olarak yıkayıp cennet ağaya götürdüler. Şehidi niye yıkadılar diye merak etmiştim. Meğer işin aslı buymuş. O yüzden Hanzala'nın adı oldu Gâsilül Melaike. Meleklerin yıkadığı şehit. Allah şefaatine nail etsin. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَدِنُونَكَ بِلَٰيكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاسْتَدِنُوكَ Habibim, çok zarureti olanlar olur da senden izin isterlerse böyle dar günlerde, yine böyle bir muharebeydi. Bir genç geldi, ya Resulallah, ben de muharebeye gitmek istiyorum. Cihad için yanıyorum. Dedi ki, ama bir şey söylemiyor Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz buyurdu ki, evde kimseler var mı? Biliyor Resulullah Efendimiz. Dedi ki, annemle babam var. Onlara bakacak kimse var mı? Yok. Git onlara bak. Git onlara bak. Cihada değil. Askere ihtiyacı var. Ama cihattan eftar olan şey anneye babaya hürmet. Anneye babaya hürmet sıradan bir olay değil. Annenin babanın bir duası arş-ı aladan ses getirir. Arş-ı aladan ses getirir ve ondan makbul da bir ibadet yoktur. Onun bütün teferruatını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Ne diyor? Bir kelimeyle. وَلَا تَقُولُوا اُفِّنْ Sakın onlara of demeyesin. İslam terbiyesi bu. Allah terbiyesi bu. Resulullah terbiyesi bu. وَلَا تَقُولُوا اُفِّنْ Sağlam aile burada kurulduğu için bizde bir devirler, Allah o günleri bir daha yaşatmasın, bu memleketteki komünistlerin ilk saldırdığı müessese aile yapımızla nikah müessesemizdir. Devrim nikahları, hala devrim nikahıyla yaşayanlar var. Yaşayanlar var. Geçen haftaydı, iki hafta, üç hafta oldu. Bir üniversite öğrencisi, iş arıyor, zavallı garibanın biri. Bir hoca efendi vasıtalı, ya senin de hemşerinmiş, yardımcı ol dedi. Birime gönderdi. Bir haber çıkmadı. Karşılaştık, hocam dedi, bana bir delikanlı göndermişsin ama
Bizim gençlere benzemiyor. Başında bu kadar bir boynusu var dedi. Ben de ona dedim ki, ya oğlum bu boynusunu biraz, saçını biraz kısa, böyle düzgün bir adama benze gel, yoksa bu vaziyette sana iş vermezler dedim dedi. Orada kalsın. İmam bana sitem etti. Bir ricada bulunduk da yardımcı olmadım. Ben de bunu anlattım. İmam bir şey söyledi ki vallahi yıkıldım. Mahvoldum. Ben böyle bir şey duymamıştım ömrümde. Dedi ki ADD Derneği'nin, açık söylemiyorum, İstanbul'da bilmem kaç yüz tane evi var. O zihniyette olanların çocukları onların yurtlarında bedava yiyip içip yatıyorlar. Kız olan beraber yatıp kalkıyorlar her gün birisiyle. Allah-u Zülcelal milletimizi bu lanet hastalıktan muhafaza eylesin. Amin. Bu melunların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Musa aleyhisselamın lisanıyla ya Rabbi enuhliku ve fine salihun. Aramızda Allah'ın salih kulları varken de bizi helak eder misin? Peygamberimize sordular. Aramızda Allah'ın evliyası da varken ya Rabbi bizi helak eder misin? Evet dedi Peygamberimiz. Ne zaman? İzâ ketur al-kabes. Ahlaksızlık aleniyete döküldüğü zaman. Hemen buraya bir hadis-i şerif not ettim. Aklıma da geldi. Onu sizinle paylaşayım. İzâ istakallet ümmeti hamsen fâlihümüddümmâr. Ümmetin beş şeyi sanki helalmış gibi, caizmiş gibi yaparlarsa başlarına bela ve musibet yağmurları yağar. Bu beşin de ana kaynağı şöyle buyuruyor Rabbimiz. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Bu öndeki ayetmiş. Önümdeki notları bazen ihtiyarlık karıştırıyorum. Yani Nur suremizin 63. ayetinde Cenab-ı Hak emrediyor ki Resulüm Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği şer-i mübine muhalif hareket edenler korksunlar. Allah tehdit ediyor. Korksunlar. Neyden korksunlar? Bir, en tusibehum fitnetun. Başlarına bir fitnenin isabetinden. Kaç tane fitne var başımızda? Alem İslam'ın ümidi haline gelmiş bir milletiz. Bir kısmı dindar görünen fitneler, bir kısmı dinsiz cepheden saldıran fitneler. Zaten bütün dünyada bize düşman bir avuç ehli sünnete. Orada devleti idare edenlerden tutun, bize gelinceye kadar hepimizin kulak ardı etmememiz lazım gelen bir ayeti kerime var. Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yeryüzünün bize en yakın olan insanları, ateistler, komünistler, şunlar bunlar kalktı. Onlar zaten din düşmanıdır. Ama güya din bağlılığı varmış gibi görünen Yahudi ve Hristiyanları siz onların dinine girmediğiniz müddetçe razı edemezsiniz. وَلَنْ تَرْضَى لَنْ. Arapçanın da elifbasında ne şimdi ne de gelecekte katiyen razı edemezsiniz dinlerine girmeyin diye. Ama bir taife var ki dinine girsen dininden de kabul etmez seni. Yahudilerin dini o hale çevrildi. Hakiki Tevrat değil. Siyonistlerin elindeki Tevrat ırkçıdır. Yahudi değilsen insan olamazsın. İnsan değilsin. Allah razı olsun. İstersen onlara kul köle ol gene de olmaz. İnsan da olmamışsın. Ancak Yahudi'ye uçak olacaksın. Öyle yaratılmışsın. Dinlerde de kabul etmezler. Peki ümmetin beş şeyi helalmış gibi yaparlarsa başlarına bela ve musibet yağmurları yağar buyurdu Fadri Kainat Efendimiz. Ya Resulallah nedir o
beş şey diye sordular, Efendimiz şöyle emretti. Bir, اِذَا زَهَرَ ف۪يهِمُ التَّلَائِمُ sağlam bir Müslümanın ayıplayacağı, yakıştıramadığı, kabul edemeyeceği ahlaksızlıklar açığa çıkarsa, adeni olursa, bunun dereceleri bellidir. Aşağı çıkınca ne yapacağız? Peygamberimiz üç işaret vermiş. Gücü yeten eliyle, yetmeyen diliyle. Ona da gücü yetmeyen kalbi ve tavırlarıyla tasdip etmediğini söyleyecek hiç olmazsa. Onu da söyleyemiyorsa, ona karışma, buna karışma, herkes sokaklarda yüzünü kapıyor, otomatik silahlarla meydan okuyor devlete. Üç tane çapulcu, dört tane köpek, birkaç tane kançık aralarında bu mübarek ve muhteşem millete meydan okuyor adeta. Siz kimsiniz? Sabrediyorsak kabul ettik manasına değil. Ama üç beş tane de onların etrafında yürüyen yalakalık, orada iman yoktur. Tasvip edenlerde de, onaylayanda da, doğru yaptılar diyenlerde de, ne yapsınlar diyenlerde de iman yoktur. Allah onları hayırla ıslah etsin. Ben gene çok kızıyorum ama dua ederim sanırım. Onların ıslahında bizim kurtuluşumuz vardır. Allah onları ıslah etsin. Kendileri de kurtulsun. Bizi de bu beladan Rabbimiz karar eylesin ama bir de şu tarafa bakın. Ne yaptık da bu belalar başımıza geliyor? Ne diyor Rabbimiz? فَمْ يَحْدَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَلْ اَمْرِهِ Resulümün emrine muhalefet edenler korksunlar. Bir, ahlaksızlık alemiyete dökülür. Ben kelimesini başka bir şey bulamadığım için söylüyorum. Perşembe günü öğleyim, yasadan sonra buradayım. Ayda bir de cuma buradayım. Allah nasip ederse pazar sabahı da beraber olacağız. Aynen onun gibi pazartesileri daimi yeni camideyim, öğleyim. Yeni caminin altındaki köprünün altından geçiyorum. Şimdi üstten de yaptılar, evvelden alttan geçiyorduk hep. Merdivenlere geldim. 50 yaşlarında bir kadın ve erkek başladılar öpüşmeye. Şimdi bazen gençler böyle ayıp kaçamak yapıyorlar. Yani onlara, evet onlara da yakıştırmıyoruz ama bunlar yaşlı, 50 yaşlarında. Şimdi yahu ben müdahale etsem mi acaba diye aklımdan geçirirken bir arslan öteden sesleniverdi. Halt dedi. Burası hayvan ahırı değil. Öyle söyledi ki biraz evvel söylediğim hadisteki o cümle, onlara kahredici nazarınızla bakın. Bu sadece bakmadı, söyledi. Burası hayvan ahırı değil dedi. Ayrıldılar, sana ne dediler? Dedi ki beni oraya getirmeyin. Sana nenin ne demek olduğunu ben size gösteririm. Demek millet ölmemiş. Oradaki duyan birkaç esnaf da yürüdü. Baktılar ki post pahalıya mı alınacak? Çektiler gittiler. Şimdi Müslümanlar Müslümanlığa sahip çıkaracaklar. Şimdi Almanya'da sosyalist karakterli bir öğretmen arkadaşım vardı. Biraz olgun olduğu için bana takılırdı. Ben onu ikaz etmeye çalışırdım. Bir gün memlekete izine geldi gitti. Döndüğü zaman bana dedi ki hocam kulağımı çınlattım, sen haklıymışsın dedi. Nasıl haklıymışsın dedim. E dedi sen diyorsun ki hırsızlık yapanın eli kesilmeli. Yahu ben demiyorum. Allah-u Zülcelal diyor. Faktahu eydiyehuma diyor. Hırsızlık yapan kadın ve erkeğin elini kesin. Şimdi bu Allah'ın emrine karşı birileri. Ya 21. asra girdik. Hala mı? Diyen kafir olur. Diyen çok. Ona göre siz imanın ne kadar büyük bir olay olduğunu anlayın. E ne dedin dedim. Dedi ki arabanın teybini çalmışlar. Seni hatırladım. Dedim ki vallahi bizim hoca doğru söylemiş. Ben anlayamamışım. Ben dedim ki bir elini değil iki elini de kesmek lazım. Ha sen şimdi arabanın teybi kadar Allah'a değer vermiyorsun öyle mi? Arabanın tekerine dokununca kıyamet koparıyorsun da dinine muhalif bunca rezalet işlendiği halde sesini çıkaramıyorsan hiç olmazsa, hiç olmazsa kahredici bir nazar, bir cümle söyleyemiyorsan iman nerede kalır?
Ahlaksızlık şuyu bulursa. İki. İki. Ve elbesül harir. Harir ipek demek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetimin erkeklerine altın ve ipek elbise haramdır. Altın ve ipek elbise haramdır. Gümüş takımlarda yemek yemeyin. Zenginim, ol zengin. İsraf, lüks, gösteriş, başkalarına karşı çalım, şöhret, İslam'ın kabul etmediği çirkin hastalıklar. İpek elbise. Manası ne? Manası şu. Efendimiz şöyle emrediyor. Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara Allah lanet etsin. Orada çok korkunç bir hastalık var. Çok korkunç bir hastalık var. Kur'an-ı Kerim'de bir Lut, Sure-i Lut'umuz var. Sure-i Lut. O hastalığı işleyenlere livata hastalığı diyorlar. Erkek erkeğe cinsel temas. Allah'ın lanet ettiği bir hastalık. Onu her kim yaparsa şeriatta cezası nedir? Derhal öldürülmeleridir. Kaç tane öldürülecek çıkar. Allah esirgesin. Avrupa'da zaten de alabildiğine yaygın. Üç, ezan okuncaya kadar hadisi bitireyim. Ayetleri bitiremiyorum. Üç, vettekazül gînat. Burada söyleyeceğim o kadar çok kelime var ki. Müftülükte oturuyorum fetvada, emekli olmadan. Bir hanımefendi ağlayarak telefon etti. Hocam dedi. İşte 20 sene oldu, evlendik. Bizim bey beni severek aldı, ben de onunla severek evlendim. O zamanlar sadece kendi yağımızla kavrulabiliyorduk. Ama evlendiğimiz günlerde daha bir ay geçmeden anladım ki benim gibi mesture bir hanımefendi istemiyor. Ne istiyor? Dekolte bir bayan istiyor. Vücudunun yarısı meydanda dolaşan bir bayan istiyor. Ben de tavır koydum, sesini çıkaramadım. Aradan birkaç sene geçti, cebime paralar girince kudurdu. Gitti ikinci birisini aldı. Vettekazul gıyna. Gıyna, metres demektir. Metres. Duydum ki ikinci biriyle evlenmiş. Sonra para biraz çoğaldı. Duydum ki üçüncüyü de almış. Sonra para biraz çoğaldı, dördüncüyü de almış. Şu anda çocuğum ehliyet alıyor, arkadaşlarıyla kutluyor, babası yok dedi. Utancımdan terk ettim o adamı. Ve arkasından bana şunu söyledi. Müslüman görülen niceleri vardır ki hocam dedi. Benimkini sallayıp gidiyorlar. Metres üstüne metres. Allah esirgesin. Kesenize kalır mı zannediyorsunuz? Kalmaz kesenize. Gökten bela ve musibet yağmurları halinde başıma yağar. Başka? Ve şeribül kamr. Alkolün her sınıfına, alana, satana, ticaretini yapana, takdim edene, ikram edene, parasını alana, yazana, muhasebesinde kullana. Ne diyor Peygamberimiz? Allah rahmet etsin. Ben demiyorum. En son, işte vektefer rical bir rical ve nisa'ı bir nisa. Cenab-ı Hak milletimizi, alem-i İslam'ı o hastalığın şerrinden muhafaza eylesin. Erkek erkeğe, kadın kadına lezbiyenlik ve öbür türlü hastalıkta devam edenler. Değerli Müslümanlar, bu hastalıkların hepsi insanoğlu için şeytanın taahhüt ettiği, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, huzur Rabbul Alemin'den kovulduğu zaman bana fırsat ver, Ademoğlunun en iğrenç ahlaklarını ona süsleyerek takdim edeceğim diye Cenab-ı Hakk'a karşı edepsiz laflar etti. Rabbimiz de ne dedi? Defol git. İhlaslılara bir şey yapamazsın. Salih kullarım bana aittir. Sen ancak tam inanmamış münafıkları, iki yüzlüleri, inanmış gibi görünenleri kandırabilirsin. O da direkt olarak Allah'ı inkar ettirmiyor. Önce günah vadisine çekiyor. Çektikten sonra da yavaş yavaş işini bitiriyor. Cenab-ı Hak günahın her çeşidinden
mübarek milletimizi muhafaza eyleyin. Bize mektup olarak gönderdiği, içinde adresini koyduğu Peygamber Efendimizin de son günlerinde şöyle emretti. Dedi ki, size iki şey bırakıyorum. Bu ikiye sımsıkı sarıldığınız müddetçe başınız eğilmez. Beliniz bükülmez, mahcup olmazsınız. Bu ikiden zerre kadar ayrılsanız, başınız eğilir, beliniz bükülmez. Nedir ya Resulallah? Bir, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan benim sünnetlerim. Bir de ashabım. Onların eteğine azı dişlerinizle sımsıkı sarılın, onların yolundan ayrılmayın. Diğer Müslümanlıkta tehlike var. Şimdi şu ezan duamızı yapalım. Sonra bir iki kelimem daha var. Allahümme Rabbe hadi davetin tamme ve salatul gaime ati seyyidena Muhammeden il vesilete vel fadilete ve derecete ratiyatel aliye ilahi ve ba'dhu makamen mahmuden illezi vaattehu vaaden hasene inneke la tuhlifil mi'ad ala Resulina Muhammedin salavat. Değerli müminler, aziz Müslümanlar, Peygamberimizin bu son vasiyeti Kur'an'a, sünnete ve ashabıma sımsıkı sarılın. Tüm kainat karşınızda olsa size bir şey yapamaz. Yer, gök, Nemrut'un ateşi Firavun'un tehlikeleriyle dolsa, İbrahim'i kurtardığı gibi, Musa'yı kurtardığı gibi, o ayetler hikaye değil. Bize işaretler, bize tembihler. Ne yapacağız? Kur'an'a, ehli Kur'an'a, Kur'an öğreten müesseselere yardım edeceğiz. Bugün dışarıda ben yıllardır bu Sümbül, Üsküdar'da oturduğum halde Sümbül Efendi'nin bir cemaati gibiyim. Bir de hizmet var. Allah ömrünü uzun etsin bu Sümbül Efendi'nin imamından, Allah razı olsun. Burada çok güzel hizmetler yapıyorum. Müftülüğe vekalet ettiğim günlerden beri bilirim. Ben Türkiye'deki bütün Kur'an hizmetlerinden haberi olan bir kardeşinizim. Ama burada sizin etrafınızda müthiş bir Kur'an müsabakası yapılıyor. Bugün dışarıda çocuklar hem bildiri dağıtacaklar. Sizlerden para da isteyecekler verenlerden. Allah verenlere bin değil, bir gayri hisap ihsan eylesin. Bizleri ehli Kur'an eylesin. Kur'an'a, ehli Kur'an'a Allah için, Allah için sahip çıkalım. Bu cemaatin günlük bir paket sigara parası Türkiye'de Kur'an sayesinde bu milleti dünyaya hakim eder. Olmaz zannetmeyin. Olmaz zannetmeyin. O yüzden şöyle biraz etrafınıza bir bakın. Çocuklar nasıl yetiştiriliyor? 4 yaşından al, üniversiteye kadar götür. Bunların içerisinde hele bir gidin dinleyin hocaları. Öyle veliler var ki, vallahi ben gönlümün goncasını veriyorum, çocuğumu veriyorum. Benden bir şey istemeyin. Daha ne vereyim? Yetiştirin işte, çocuğumu veriyorum diyen veliler var. Çünkü onun da verecek hali yok. Sen de bir hafızın velisi ol Allah rızası için. Ya Rabbi, şu mübarek cuma saati hürmetine bizim mübarek milletimizi, şu mübarek cemaati, bütün geçmişlerimizle birlikte affı mağfiret eyle. Amin. Kusurlarımızı ve seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Dünya ve ahirette mahcup olmayacağımız, yüzümüzü ak ve pak edecek salih amelleri bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. Şehit kanıyla sulanmış bu mübarek vatanı, arzi, semavi, enfüsi, afaki, zahiri, batini, her türlü belalardan, musibetlerden emin ve mahfuz eyle. Bayrağımızı indirtme, ezanımızı dindirtme, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Mübarek milletimizi merde namerde muhtaç eyleme. Helal kazançlarla bir kere daha İslamiyet'in son kalesi haline girmiş şu mübarek Anadolu Müslümanlarını şanlı ecdadımız gibi dünya milletleri muvazenesinde maşallah dedirtecek şekilde ayağa kalkmayı mübarek milletimize nasip ve müyesser eyle. Önümüzdeki engelleri sen önümüzden kaldır da sana doğru giden yolda ihtina sırada müstakim diyerek yürümeyi cümlemize nasip eyle. Ehli İslam'ın tamamının içi süre milletimiz ve hazır olan şu anda el açan cemaatimizin dertlerine devalar, hastalarına şifalar, borçlarına edalar, yolunu kaybedenlere hidayetler nasip eyleyip cümlemize
Ömrümüzün son demine kadar Allah'ımız, Peygamberimiz, dinimiz, kitabımız nasıl emrettiyse öyle yaşamayı ve son nefesimizi de buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhlarımızı teslim etmeyi, bu ikrarla huzuruna varmayı, cennetini, cemalini görmeyi cümlemize lütfü ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.